Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iş sağlığı ve güvenliği konferansında konuştu. İşçilerin hakkını yemeyin mesajıyla işverene seslendi. Cumhurbaşkanı konferansın başında Anneler Günü nedeniyle okunan şiiri dinlerken gözyaşlarını tutamadı. Terliklerini hazırlıyorum. Başörtünü katlayıp sehpanın yanına koyuyorum. İbrahim Sadri annem şiirini okudu. Kaybettiği annesini hatırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nde gözyaşlarına hakim olamadı. Uğurlamanı bekliyorum, hep bekliyorum. İbrahim Sadri kardeşimin o dokunaklı şiiri özellikle annesi olmayanları çok daha farklı yerlere taşıyordu. Bizim için her an, her gün Anneler Günü'dür. Anneleri ellerinden öpüyorum. Erdoğan bu duygulu anları İstanbul'daki 8. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Konferansı'nda yaşadı. Geçen hafta kutlanan İşçi Bayramı'nı hatırlattı. Sözü teröre getirdi. Emekçileri kendilerine kalkan yaparak polise, kamu mallarına, dükkanlara saldırmanın işçi haklarıyla bir alakası olabilir mi? Erdoğan, sendikaların Taksim yerine Bakırköy uzlaşmasından da memnun olduğunun mesajını verdi. Cumhurbaşkanı yıllar önce TOBA yaptığı 1,5 milyon üyeniz var, her biri bir işsize iş versin önerisinin karşılık bulmamasına da sitem etti. Her üye bir kişiyi kendi iş yerine almış olsa ne kaybeder ya? Batar mı? Erdoğan, iş güvenliğinde yasal düzenleme konusunda sıkıntı kalmadığını anlattı, işverene seslendi. Bizim anlayışımızda insan homo economicus değildir. İşçinin alın terinin hakkını vermek sizin bereketinizi daha da artıracaktır, sizi daha da zengin kılacak. Genelkurmay Başkanı